Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Avrupa Birliği seyahatleri kısıtlamak istiyor. Koronavirüste yeni mutasyonların yayılması Avrupa Birliği ülkelerini endişelendiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri yeni virüs türlerinin yayılmasına karşı koruma önlemlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Video konferansı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de koronavirüse karşı ortak mücadelede uzlaşı kararı çıktı. Avrupa Birliği içinde şu anlık sınırlar açık kalacak ancak gerekli olmayan seyahatlere ek kısıtlamalar getirilecek. Mal dolaşımı serbest kalacak ve sınır bölgelerinde çalışanlar için seyahat kısıtlaması olmayacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, iç pazarın işlemesi için sınırların açık kalması önemli. Öte yandan da gerekli olmayan seyahatlere karşı ek kısıtlayıcı önlemler gerektiğini biliyoruz, dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yeni seyahat kısıtlamaları kapsamında ilgili korona vakalarının çok yüksek ve yaygın olduğu bölgelerin koyu kırmızı bölgeler kategorisine alınacağını, bu bölgelerden gelenlerden negatif test sonucu isteneceğini ve girişten sonra da hemen karantina şartı getirileceğini söyledi. Ursula von der Leyen, gerekli olmayan seyahatlerden acilen kaçınılmasının talep edileceğini vurguladı. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri şu anda kırmızı kategoride yer alıyor. Avrupa Birliği liderleri ayrıca şu konularda da uzlaşı sağladı. Sınırlar şu anda açık kalmaya devam edecek. Aşılar üye ülkelerin nüfuslarına oranlı bir şekilde dağıtılacak. Aşı olanlara ortak bir Avrupa Birliği aşı karnesi düzenlenecek. Ama onlara tam bir seyahat özgürlüğü gibi konularda imtiyazlı haklar başlangıçta söz konusu olmayacak. Yeni virüs türleri sıkı takip edilmeye devam edilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel zirve öncesi yaptığı açıklamada Almanya kadar virüs vakalarından yüksek olduğu bir ülke bizde dükkanlar kapalıyken tüm dükkanları açarsa o zaman sorun yaşanır demişti. Yani önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği seyahatlerde aşı pasaportunu zorunlu yapmayı planlıyor değerli izleyiciler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.